Kadın olaydan 3 saat önce Beyoğlu'nda bir arka sokağa geliyor. Sonra 1 saat duruyor, sonra çıkıyor. Mobeselerden görmüş çocuklar. Sokağı araştırdın mı? Bir tane motel var ama işin ilginç tarafı görüntülerde kadının kafasında peruk yok. Belki de çıktıktan sonra tanınmamak için takmıştır. Ben bir moteldekilerle konuşayım diyorum. Tamam, beraber gidelim. Babası nasıl? Perişan. Kızını otelde resepsiyonist olarak çalıştığını sanıyor. Siz de söyleyemediniz tabii. Önce Funda'yı bulalım, ondan sonra. Hadi. Seks endüstrisi, kadınların istismarının yanı sıra kadınları nesneleştiren, kadına yönelik şiddeti körükleyen, cinsiyet eşitliğini aşağılayan milyar dolarlık bir gelir kaynağıdır. Bu gerekçeler yüzünden İsveç, Norveç ve İzlanda seks satan kadını değil, buna para ödeyeni cezalandırır. Ayrıca sektör, insan kaçakçılığı, yasa dışı göç, uyuşturucu bağımlılığı, çocuk pornografisi, çocuk fuhuşu gibi suçlara da ortam hazırlar. Bel soğukluğu, AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını kolaylaştırır. Buyurun gençler. Nasıl yardımcı olabilirim? Bak bakalım bey amca, bu fotoğrafta kim tanıyor musun? Çıkaramadım. İyi bak o zaman. Dün gece gelmiş buraya. Vallahi gözlerim de iyi görmüyor ama... Doğru, geldi galiba. Yalnız mıydı? Yok, bir adam vardı. Sokakta buluşmuş olmalılar. Adamın eşkalini verebilir misin? Böyle iri yarı bir şeydi ama ne yalan söyleyeyim. Yüzüne bakmadım. Zaten hemen anahtarı alıp odaya çıktılar. Kayıt falan almadın tabii. Sonra bırakırız demişlerdir. Soramadım komiserim. Aydut'un biri gibiydi zaten. Odadayken de bayağı bir gürültü kopardılar. Ulaşmaya gelmez böylelerine. Güvenlik kamerası falan da yoktur şimdi burada. Ama çıktıklarında kadın yüzünü tutuyordu. Ondan göremedim zaten tam. Adam da bayağı bahşiş bıraktı gitti. O kadar para bırakınca ben de işkillendim zaten. Odaya gidip baktım. Çarşaflara kan bulaşmıştı. Çarşafları değiştirdiniz peki? Yok. Temizlikçi kadın gelmedi zaten. Tamam. Ben olay yerine haber veriyorum. Selim, ahlak masasına da haber ver. Burayı mühürlesinler. Aman komiserim, yapmayın. Ne olur acıyın. Ekmeğimizle oynamayın. Ne yapalım bey amca? Sen de kanunlara uysaydın. Yapabileceğim bir şey yok. Eşleşme bulabildin mi? Daha değil. Ama bulsam da ne olacak ki? Nasıl ne olacak? Otel odası değil mi? Kimin parmak izini bulursak bulalım, adam ben daha önceden girip çıkmıştım diyebilir. Zaten onlarca iz var. Sen orasını düşünme Merveciğim. Biz işimizi yapalım, gerisi cinayet büronun işi. Tamam? Tamam. Ne oldu? Çıkmış mı DNA? Çıkmış. Kan Emine'ye ait. Kanla karışık mukus sıvısı mı? Kadının burnu kanamış. Zeynep öyle söyledi. Otopsiden gelen kan örneklerinde de aynı şey varmış. Ece kolun iç tarafında bir kan lekesi var. Ama kazada olması zor demişti. Herhalde odur başkomiserim. Moteldeki adam da kadın çıktığında yüzünü tutuyordu demişti. Demek ki odadaki kimse o yapmış. Sonra da tecavüz etti. Adam müşterisiyse kadının çantasında niye para yoktu? Belki de parayı vermemek için dövdü kadını. Motele bahşiş bıraktı ama. Tabii ya. Bir dakika. Ya bir düşünsenize. Belki de Emine fotoğrafları orada çekti.
Belki de fotoğraflar adama aitti. Evet. Yani dediğiniz gibi Funda bir fuhuş çetesinin eline düştü. Evine de bir şekilde bir yerden fotoğrafları buldu. Motele adamla konuşmaya gitti. Ve adam da fotoğrafları gördü, sinirlendi. Olabilir. Yani aynen öyle. O hırsla kadının suratına kezzabı atmış olabilir. Yani Emine kaçtı, dışarı çıktı. Bu da peşine düştü. Ama motelin sahibi birlikte çıktılar dedi. Kadının müşterilerini araştırmamız lazım. Evet. Emine Çokuysal'ın cep telefonunda bulunan fotoğrafların arka planında bir restoran broşürünün olduğunun anlaşılması üzerine Başkomiser Orhan ve Komiser Selim soluğu fotoğrafta broşürü görünen restoranda aldılar. Başkomiserim. Ne oldu senin? Restoran sahibi. Sedat Şimşek, 41 yaşında. Restoran sahibi. Bu kızları daha önce gördünüz mü? Yok komiserim, ikisini de çıkaramadım. Servis yaptığınız ofislerde çalışıyorlardır belki. Servis elemanınız burada mı? Şu an yok ama gelince görüştürürüm sizi. Hatırlayacağını sanmam. Her gün kim bilir kaç yere gidiyor. Hem buralarda dünya kadar kast ajansı var komiserim. Kızlar belki de onlardan birine gelmiştir. Kart vizitlerinin içinde bir kast ajansının bir kartı vardı, hatırladın mı? Adamın adı Demokan'dı. Hatırladım. Tamam, hemen sorayım ben. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim Selim? Zeynep, şu Emine'nin evinde bulduğumuz kart vizitler vardı ya, onlara bir bakar mısın? Bir şey isteyeceğim senden. Bir kast ajansının kartı olması lazım. Adamın adı Demokan. Ya ne bileyim ben Zeynep, ne demek Demokan? Tamam, bekliyorum. Evet. Adresi var mı? Tamam, sağ ol. Tamam. İyi. Ajans hemen iki sokak aşağıdaymış. Tamam, sen merkeze dön. Şu adamı araştır bakalım. Ben de ajansa gideyim. Ya burnuma çok kötü kokular geliyor benim başkomiserim. Bu ajansların çoğu çakma, biliyorsunuz değil mi? Dur bakalım, önce ne olduğunu araştıralım. Gerekirse ahlak masasına haber veririz. Tamam. Kalsın. Ya ben bir otobüse atlar giderim şuradan ya. Ya bir kere de söz dinle Selim ya. Sen fotoğrafları ver yeter. Hadi. Tamam. Burada mı? Randevunuz var mı? Bir polis geldi, sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Buyurun, sizi böyle alayım. Hayırdır memur bey? Bir sorun mu vardı? Başkomiser Orhan, birkaç sorum olacaktı. Aslında tam çıkmak üzereydim. Başka zaman görüşsek. Merak etmeyin, fazla vaktinizi almayacağım. Bu kızları tanıyor musunuz? Maalesef. İkisini de hatırlamıyorum. Demokan Öz, 40 yaşında. DMK Ajans'ın sahibi. Emine'nin evinde kartınızı bulduk. Bir şekilde görüşmüş olmalısınız. Şahsen görüşsek hatırlar muhakkak. Ama her gün onlarca kız geliyor buraya. Çoğunu da geri çeviriyoruz zaten. Belki deneme çekim için gelmiş olabilir. Onlardan biridir. Bakın, durumu tam olarak anlatamadım galiba. Elimizde burada çekildiğini düşündüğümüz başka fotoğraflar da var. Ve inanın hiç hoş fotoğraflar değil. Beni her neyle suçluyorsanız büyük hata yapıyorsunuz memur bey. Burası saygın bir kast ajansı. Mankenleriniz de ofisinizin üst katında ağırlıyorsunuz herhalde, değil mi? Evet. Ne var ki bunda?
Şehir dışından gelen genç hanımlar orada kalıyorlar. Onları hiç bilmedikleri bir şehirde, üstelik İstanbul'da yalnız başlarına bırakacak değiliz ya. O zaman küçük bir arama yapmamıza sakınca yoktur sanırım, değil mi? Üst katta mı? Evet. Maalesef bu mümkün değil. Sonuçta onları mahcup etmenize müsaade edemem. Umarım anlayışla karşılarsınız.